Bak bir canlandık, çok güzel oldu. Harbi daha iyi oldu. Sen bana sıfatsız mı diyorsun? Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımda. Kanalımın en saygıdeğer ve bilindik insanı Bora Kuyucaklıoğlu'nu bugün kanalımda ağırlıyoruz. Hoş bulduk. Şimdi sana birkaç sorular soracağım. Senin özellikle YKS senem hakkında. Hazır mısın? Önce ben kimim? Neyim? Bora, bize biraz kendinden bahseder misin? Sonra ben de sana YKS senemle, özellikle mezun senemle ilgili bir ton soru soracağım. Merhaba, ben Bora. Şu an Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyorum. 2022 senesinde eşit ağırlık alanında 2076. oldum ve mezunu bıraktım. Ardından bir sene daha çalıştım ve 136. oldum. Şu anda ise buradayım. 2076. oldum 2022 senesinde ve mezunu bırakmaya karar verdiğimi söyledin. Bu birçok insan için riskli bir şey. Yani mesela neden 2076'dan mezunu bırakmaya karar verdin? Ya şöyle, aslında ben 12. sınıfta tam potansiyelimi ulaştığımı düşünmüyordum. Yani çünkü düzgün çalışamıyordum. Verimsiz çalışıyordum. Okula gidiyordum, dershaneye gidiyordum. Kendim adam akıllı vakit ayıramıyordum, şey yapamıyordum. Dedim bir sene daha çalışayım, tam potansiyelimi göreyim. Bir sene işte mezun olayım, tüm vakit bana kalsın. Dershaneye gitmeyeyim, okula gitmeyeyim. Kütüphaneye gideyim, sabah akşam çalışayım. Ya bir de ODTÜ'yü istemiyordum. 2076'da ODTÜ geliyordu sadece. Ben ekonomi bölümü istiyordum, iktisat istiyordum. Yani istediğim yerler Koç, Boğaziçi veya Bilkent'ti. ODTÜ'yü istemiyordum. Ve Koç, Boğaziçi, Bilkent 2076'da tutmuyordu. Dolayısıyla hem istediğim yer olmuyordu, hem potansiyelime ulaştığımı düşünmüyordum. O yüzden bir sene daha mezuna kalmaya karar verdim ki bir sene bence önemli bir zaman değil yani. Bunun için riske almaya değer yani. Peki, az önce bahsettin ama biraz daha açmanı isteyeceğim. 12. sınıfın, yani sınava ilk girdiğin senen nasıl geçti? Yani seni 2076. yapan neydi mesela? Neden ilk senende olmadı istediklerin? Ya ben full matematik çalıştım. Ya ben 12. sınıf senemde sabah akşam matematik çalışıyordum böyle. Yani tarih bakmıyordum, edebiyat bakmıyordum ki temelim de çok fazla yoktu. Matematik çalışıyordum çünkü onu seviyordum. Ya sevdiğim şeyi çalışıyordum. Herkes böyle sevdiği şeyi çalışmak ister. Eksiği olduğu yerde çalışmak istemez. Ben de aynı şekilde öyle ilerliyordum. Full matematik çalışıyordum. Dershanede böyle boş boş ders dinliyordum. Böyle çok bir katkısı olmuyordu bana. Akşam gidiyordum. Geç olduğu için çalışasım gelmiyordu. Takılıyordum öyle YouTube'da falan. Ama benim için çok böyle verimsiz günler oluyordu ve sadece matematikle geçiyordu günlerim. Ondan sonra birkaç ay kala da böyle edebiyatı, tarihe birazcık baktım. Tarihe başladım. Ama tam tabii ki yetişmedi. Tam toparlayamadım. Yani bir fenim kötü değildi. Matematiğim iyiydi. O şekilde girdim sınava. Benim zaten 2076. yapan şey matematik. Yani matematiğim iyi olmasa 5000, 6000 belki daha kötüsünü de yapabilirim yani. Peki genel olarak lise hayatın böyle mi geçti? Yani sadece matematik mi çalıştın? Ona karşı özel bir ilgin mi vardı? Benim 9-10'um bomboş geçti. 9 ve 10. sınıfımda hiçbir dersim iyi değildi. Yani ortalamam 77'ydi 9'da. 10. sınıfta 78'di. Derslere gitmezdim. Aşağıda futbol oynardık. Derslerden okuldan kaçardık. Okulumuz full makara geçerdi. Arkadaşlarla böyle takılırdık. Yani çok derslerle alakam yoktu. Derste içli dışlı değilim. Akşama bir derdim, kitap yüzü açmazdım. Sadece sınavlardan önceki gün böyle gecesinde böyle bir iki saat bakardım. Onda da olmuyordu tabii ki yani ama. İşte bunu tabii etkisinde gördüm. Bu OBP benim bayağı geri attı yani. Ham sıralamamla gerçek sıralamam arasında biraz fark var. Ki bu sayede, gerçi çok da bir şey değişmedi. Ekonomiyi kazanamadım. Her türlü kazanamayacaktım. Benim ham sıralamam 136, yerleştirmem 204. Yani aşağı yukarı bir 70 kişi attı. Yani yarısı kadar geri attı. Ama tabii ki 236 da ekonomi için yeterli değildi. Evet, ama işletme geliyordu. Ama hani onun dışında sen uluslararası ilişkiler yazdın. Tabii ama asıl istediğim yer ekonomiydi zaten. Ama yani en azından Koç'ta çap imkanı var. İki bölüm birden okuyabiliyoruz. Bu tabii büyük bir olanak. Peki neden 136 ile Boğaziçi Ekonomi, Bilkent Ekonomi, Sabancı yazmak yerine Koç Uluslararası İlişkiler yazdın? Ya Sabancı'yı düşünmedim bile zaten. Yani kafamda 3 opsiyon vardı. Bilkent, Boğaziçi, bir de Koç. Boğaziçi'yi yurt durumlarından, ondan sonra burs durumlarından, yani o sebeplerden dolayı tercih etmek istemedim. Çünkü yurt çıkacağının garantisi yok, yani burs yok. O yüzden direkt Bilkent ve Koç arasındaydım. Yani Koç'un da İstanbul'da olma sebebi, ondan sonra ortamının daha iyi olma sebebi beni daha böyle Koç'a iktirdi. Hani boncuk boncuklar olmuş. Tamam, biraz konudan konuya atlıyorum ama 12. sınıftan sonra mezuna kalmaya karar verdikten sonraki ben yaz tatilin... Ben bu arada mezunluğa daha erken karar verdim. Ben hani sınav Haziran gibiyse ben direkt Mayıs gibi, hatta belki daha öncesinden mezuna kalmaya kafamı koymuştum zaten. Ya 12. sınıfın sonuna doğru ben bayağı bir sıkılmıştım. Ya bayağı bunalmıştım. Kendimi böyle sınav modunda hissetmiyordum. Böyle kendimi sınav için yeterli hissetmiyordum. Çünkü yani böyle ilk 5 ile ilk 600'e giremeyeceğimi biliyordum yani. Öyle bir şey gelmeyeceğinin farkındaydım. Çünkü tarih, edebiyat falan bayağı sıkışmıştı ve biraz panik olmuştum açıkçası. Yani ne yalan söyleyeyim, biraz stres olmuştum. O yüzden biraz böyle kaçmak istedim. Bundan dolayı kendimi daha da matematiğe vurdum.
Yani son aylarım tarih çalışmakla geçmesi gerekirken matematiğe daha da vurdum kendimi. Çünkü baskı içindeyim, stres içindeyim, tarihe sıkışmış, edebiyat sıkışmış. Bir ayım, iki ayım var. O yüzden direkt mezunluk kapımı koydum. İlerleyen zamanlara güzel bir şekilde başlarım. İyi bir şekilde program oturturum. Gerekli adımları atar. Daha iyi bir sıralamaya ulaşırım diye düşünüyorum ama ben ilk 105'te giremeyeceğimi Mayıs'ta falan fark etmiştim ve mezunluğu o zamanları kafama koymuştum yani. 12'de benim TYT'm 85 falandı. Ben sınavda 87 TYT yaptım. 88 TYT yaptım. Yani benim sene boyu TYT netlerin 90'ı anca görüyordu ya 90-95 görmüyordum yani. O yüzden direkt ilk 500'den olanak yani Boğaziçi'nin imkanı yoktu. Bilkent'in iktisadının çok imkanı yoktu yani. Anca Galatasaray olurdu da ucundan yani. Onu da istemem. Peki sınav sonucu açıklandıktan sonra ne hissettin? O yaz tatili neler yaptın? Ailen nasıl tepki verdi? Çünkü hani 2000'de kötü bir sonuç değil. Nasıl karşıladılar bu durumu? Sen ne hissettin? Ya 2000'i açıkçası bekliyordum. Yani ben sınavdan çıktığımda yani çok da fena geçmemişti ama böyle aşağı yukarı 1500, 2000-2500 bandında bir şey bekliyordum. Yani bunun dışına çıkacağımı düşünmüyordum. O yüzden şaşırmadım sonucuma. Yani mutlu da olmadım. Üzülmedim de. Yani kötü gelse 3000-4000 gelse üzülmezdim de. Çünkü zaten mezuna kalacağım. He 1500 gelsem sevinmezdim de. Yine mezuna kalacağım. Çünkü kaybedeceğim bir şey olmayacak. Kazanacağım bir şey olmayacaktı. O yüzden çok tepki veremedim yani sonucuma. Ailem biraz sevindi. Onlar da aşırı aşırı mutlu olmadılar. Çünkü mezuna kalacağımı biliyorlardı. Yani biraz karşı çıktılar en başta mezuna kalmama. Dediler böyle niye mezuna kalıyorsun? 2000'inci olmuşsun. İşte git ot diye falan. Ama açıkladım kendimi, ifade ettim. Onlar da çok karşı çıkmadı. Hatta yanında oldular yani. Yazın peki neler yaptın? Yazın hiçbir şey yapmadım. Yazın bomboş geçti ki önce sınavın açıklanmasını bekledim. Sonra tercih dönemini bekledim. Bir de bekledim, hep bir bekleyiş vardı yani. Sonra biraz dedim iyice toparlayayım kendimi, dinleneyim. Gerçi temelim de sağlam. Dersleri de aşağı yukarı biliyorum yani iyi durumdayım. Dedim hallederim, Eylül Ekim gibi başlarım dedim. Eylül'de de başladım yani. Peki Eylül Ekim gibi başladım diyorsun. Neler yaptın? Bütün mezun senini özetleyebilir misin? Şimdi önce bir ay falan kendim çalıştım. Sonra baktım olmuyor. Çünkü evde böyle bir tam konsantrasyonumu sağlayamıyorum. Böyle ders çalışıyorum, molalarım çok uzun sürüyor. İstediğim çalışmayı sağlayamadığım için de ki muhtemelen o uzun yazın sonunda böyle direkt derse başlamak çok böyle mantıklı yani. Direkt böyle 10 saatte başlayamam zaten derse. Ama baktım yine tam istediğim gibi gitmiyor. Dedim yardım almam lazım. Ya koçluk almaya karar verdim. Dershaneye 12. sınıfta gitmiştin ama... Dershaneye 12. sınıfta gittim ama mezun senede gitmedim. Çünkü yani dershanenin bana bir katacağı bir şey yok. Sadece bir dershanenin deneme kulübüne kaydoldum. Sadece her hafta denemesi için gittim. Koçluktan söz ediyordum. Baktım olmuyor yani. İstediğim çalışma performansını ayarlayamıyorum. Çünkü mezunluk bayağı bu arada disiplin isteyen bir şey. Tüm vaktim bomboş. Yani ne bir okulu var, ne bir ders var, ne dershane var. Tüm vaktim bomboş. Tamamıyla sen bunu planlamak zorundasın. Ders sıralamanı, ders sürecini, çünkü 8-9 aylık bir süreç, her şeyi planlaman lazım. Alacağın kitapları, çözeceğin soru bankalarını, denemeleri, her şeyi baştan sona planlaman lazım ki baştan sona olmasa bile detaylı bir şekilde planlaman lazım. Ve bunun için de disiplin de lazım ve seni böyle kontrol eden bir güç de lazım. Ya ben her ne kadar konuları bilsem de, ne yapmam gerektiğini bilsem de bana bir yardımcı olacak birisini aradım. Onun için koçluğa başvurdum. Ekim'den sınava kadar ben koçluk aldım. Bayağı da faydasını gördüm yani bana disiplin açısından fayda kattı. Daha böyle iyi çalışabilmemi sağladı. Ayrıca böyle birisiyle böyle görüşebiliyor olmak her hafta böyle planını anlatmak, böyle yaptıklarını anlatmak beni rahatlattı yani benim için iyi geldi. Peki özel ders falan aldın mı? Ne düşünüyorsun? 12. sınıfta matematikten aldım bir sene boyunca. Mezun senede de TYT fizikten aldım. Biraz garip gelecek ama yani TYT fizikten özel ders aldım. Yani annemin bir arkadaşı vardı. Ondan ders aldım. Yani çünkü fiziğim çok iyi değildi. Öyle içli dışlı değilim. Feni çok sevmiyordum. Yani kimyayı bir şekilde... 9-10 çok kötüydü. 9-10 bomboştu yani. Ama kimya bir öyle bir şekilde ezberlik yapıyordum ama fiziği bir şekilde böyle tam oturtamıyordum kafamda. Bir de YouTube'dan böyle çok anlayamıyordum fiziği. Böyle çok oturtamıyordum. O yüzden özel ders almaya karar verdim. Bir de bir sene boyunca özel ders aldım. Zaten bir sene sürmedi. Bir dönem sürdü. Bir dönemde bitti yani. Peki 2000'den mezuna kalıncaki hedefin hala 500-600 müydü? Neleri hedefliyordun? Hayır, ben 2000'den mezuna kalınca tabii ilk 100 hedefledim. Yani ben ilk 100 hedefiyle, parolasıyla böyle yola çıktım. Neden ilk 100 olmadı sence? Niye ilk 100 olmadı? Bir tane AYT matematik sorusu vardı, logaritma sorusu. Ve AYT matematiğin en çerez sorularından bir tanesiydi. Gittim onda işlem hatası yapmışım, yanlış yapmışım. Yani sınav açıklandı. Beklediğimden bile düşük gelmiş. Ondan sonra şeyler paylaşılmıştı ya böyle. Kitapçıklarınızın hangi soruların yanlış olduğu paylaşılıyor. Bir baktım logaritma sorusu yanlış. Dedim Allah'ım bunu nasıl yanlış yaparım? Yani o soru yüzünden ilk 100'ü kaçırdım. Evet, kötü oldu. Sonra onun yüzünden ekonomiye zaten kaçtı. Tabii ekon kaçtı.
İş adamı değil, ekon kaçtı yani. Önemli olan o yani. Gerçi iş, ekon istiyordun direkt, evet. Ekon kaçtı o bir soru yüzünden yani. Ondan sonra da uluslararası işler yazdım. Memnun musun? Şu anlık okey giriyorsun. Ekon'a çap yapmayı düşünüyorum. Evet. Ekon'a çap yapsam ben bu arada, yani ekon okusam işletmede uluslararası çap yapardım zaten. Öyle mi? Ya işletmeye çok bir yapacağımı sanmıyorum. Çoğu ders ortak zaten. Direkt uluslararası çap yapardım. En azından daha böyle farklı bir şey katardım kendime. Genel yani, olarak çünkü hani ekon işletmeye çap yapılıyor ya, onun için sordum. Tabii ama yani muhtemelen çok yüksek ihtimalle ekon kazansam da uluslararası çap yapacaktım zaten. Peki mezun senendeki psikolojin nasıldı? Herkesin asıl aklını kurcalayan da bu. Ya mezun senede benim psikolojim iyiydi ya. Yani çok bir sıkıntı yaşamadım. Yani 12. sınıfın sonlarına doğru birazcık psikolojim böyle dağıldı. Birazcık böyle bir... Depresif. Bunu almıştım böyle, o YKS'den bunu almıştım yani ama mezunken bayağı rahattım ya. Hatta beklediğimden daha iyi geçti, beklediğimden daha hızlı geçti. Herkes böyle bir stres halindeyken ben kafam rahattı yani. Çünkü mesela 3'e vurdum gittim. Tabii. Ya şöyle, derslerden denemeye giriyorsun. Eş şartlarla böyle birinciyim ama arkamdaki de aramda böyle dağlar kadar fark var mesela yani. Evet. Arkamdakinin iki katı neti falan yapıyorum yani. O kadar iyi gidiyordum. Ve yani şey sonuçları güzel, özde bir sonuçları olsun veya diğer böyle 3D falan mı? Genel denemenin sonuçları güzel geliyor. Hep böyle istediğim banttaydım. Mutluydum ya, o yüzden bir stresim yoktu, şeyim yoktu. Bir genel deneme atıyordum, 110 net falan geliyordu böyle. Her şey gayet güzel gidiyordu yani. Yani çünkü 12. sınıfta 80 net yaptığım zamanlarda mezunken 100 netin üstünde yapıyordum. Evet, bu zamanlar peki? Aynı şekilde mi? 100 net bu zamanlar yapıyorum. Aşağı yukarı 95-100'ümdür yani. 90-95'imdir diyeyim hatta. Videonun sonunda da böyle tavsiyeler ve keşke şöyle şöyle yapmasaydım ya da yapsaydım dediğin şeyleri soracağım şimdi sana. Mesela hani ne tavsiye verirsin? İyi ki böyle yapmışım, keşke hani siz de yapın tarzında. Ya bu arada yani mezunluğu tavsiye etmek gibi olmasın ama mezunluk kötü bir şey değil. Yani belli bir hırsın varsa, bir hırs bulunduruyorsan, bir idealin varsa, çalışmayı göze alıyorsan bence mezuna kal. Yani çünkü çoğu insan böyle nasıl olsa mezuna kalırım deyip mezun senesinde daha da kötü sıralar yapıyor. Yani her halükarda arttırırsan, yani iyileştirirsen sonuçta, tabii çalışırsan eğer. Benim çevremdeki çoğu mezun yani arttırdı, güzelleştirdi yani sıralamasını. O yüzden mezunluğu tavsiye ederim demeyeyim ama kötü bir şey değil yani mezunluk. Mezunluktan korkmayın. Ama tabii sınava 5 ay, 6 ay kal, nasıl olsa mezun kalacağım kafasına girmeyin. Tabii canım. Ya, bunu asla tavsiye etmiyorum. Benim de bu kafamdaki plan doğru değil ya. Yani. Mayıs'ta nasıl olsa mezun kalacağım kafası doğru değildi. Siz böyle düşünmeyin. Bunu ben tavsiye etmiyorum. Ben alan değiştirdim. Korkunç yani. Bunu tavsiye etmiyorum ama mezunluk kötü bir şey değil. Koçluğa iyi ki almışım. Yani koçluk bana bayağı katkıda bulundu. Dershaneye gidiyordun önce. Dershaneye mezunken gitmedim. İyi ki gitmemişim. Yani bu büyük bir iyi kim yani. Dershaneye eğer konu durumunuz iyiyse, konu bilginiz varsa sadece dertlerime için gidin. Başka hiçbir şey için gitmenize gerek yok yani. Peki ben yaptım hani siz yapmayın. Ben çektim onun açısını, siz çekmeyin dediğin bir şey var mı? Ya kesinlikle tek derse bağımlı kalmayın. Yani ben mesela matematiğim iyi diye full matematik çalışıyordum. Bunu yapmayın. Ya gücünüzü, enerjinizi bölün yani derse. Ya bak ağırlığı matematiğe verin. Okey ama yani sadece matematik olmasın. Yani %100 matematiğe vermeyin yani. O planlamanızı, ayarlamanızı doğru yapın. Ve dengeli dağıtın derslerinizi. Derslere doğru zamanda başlayın. Benim gibi tarihi son 2 ayı bırakmayın. Patlarsınız. Gerçekten patlarsınız yani. Bir de matematiğe ağırlık verin. Yani matematiğe ağırlık vermek bayağı önemli. Çünkü eşit ağırlıkta eğer İyi bir sıralama, iyi bir derece yapmak istiyorsanız matematiğiniz çok iyi olmak zorunda. Yani matematik affetmez. Yani tarihi edebiyatı tüm öğrenciler yapıyor. TYT'yi her eşit ağırlıkçı aşağı yukarı belli bir seviyede yapıyor. Ama AYT matematiği ve TYT matematiği çoğu eşit ağırlıkçı yapamıyor. TYT fini de aynı şekilde. Yani TYT fini ve matematiklerinizi iyi tutarsanız derece gelir yani büyük ihtimalle. Valla kanalımda hiç mezun videosu yoktu. hiç de mezunluk psikolojisini anlayamıyordum. O yüzden hiç tavsiye veremiyordum kimseye. İyi oldu gerçekten geldiğin. Yine daha farklı videolar isterseniz veya bana öneride bulunmak isterseniz yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.